Güzel, güzel. Böyle kendi kendini alkışlayan yarışmacılara hayranım. Yani hiç kimseye ihtiyaçları yok. Evet. Belli ki çok eğleneceğiz, çok güzel geçecek. Hepinize şimdiden bol şans diliyorum. Teşekkürler. Ancak birinci masamıza dönüyorum. İlk önce efendim sizleri bir tanıyalım. Çünkü birinci etapımıza sizinle başlayacağız. İsmail ve Çiğdem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Biz 10 yıllık evliyiz. 10 yıllık? Evet. Bu kadar genç bir çift 10 yıllık evlisiniz. Ama evet. 17 yıldır tanışıyoruz. 10 yıldır. Ben şu an eminim değil mi? 10 yıl. Doğru. Tuttur gövdü. İlk defa hayatımda ilk kez tutturdu. Aa. Yani ilk kez. Ben de şaşırdım. Yani 10 olduğu için. Yani kolay hesaplandı. Sanırım duydu. Olmadı. Ben biriyle konuşurken falan duydu herhalde. Çok peki bir şey söyleyeceğim. O kadar. Siz 17 yıl önce nerede tanıştınız? Lisede. Tabii bunu babamın da buradan öğrenmesi hiç güzel olmadı ama. Öyle mi oldu? Güzel. Böylece yarışmamızda ilk durumumuzda belli gibi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yalnız benim şimdi merakım şu. 17 yıl önce tanıştınız, lisedeydiniz. Evet. Kaç sene sonra nişan, aileler tanışması falan? 2013'te evlendik. O hesaplayamaz şimdi. Aynen Çiğdem, senden yardım alalım. 7-8 sene sonra evlendik. İşte 10 yıldır da evliyiz. 2 tane evladımız var. Birisi 7,5 yaşında. Ah Allah bağışlasın. Birisi 2,5 yaşında. Allah bağışlasın. Bir kız, bir erkek. Böyle. Karate'de dünya ikinciliğim var. Evet. Milli takımla mı evet, oluyor evet, bu? Milli sporcuyum. Milli sporcusun. Evet, ben beden eğitimi öğretmeniyim. 8 tane falan Türkiye şampiyonluğu var. Tabii. Öyle o benim reklamcım. Ama niye? Ben olsam bir şey söyleyeyim mi? Benim eşim olsa ben her yerde söylüyorum. Öyle mi? O da her yerde söylüyor. Ben de çok mutluyum. Yalnızken değilim. Öyle mutluyum. Yalnızken değilim. Çok hazırız başlamaya. İsmail ve Çiğdem için ilk 4 harfli lingo kelimemizi ekrana alalım. 4 harfli kelimemizin ilk harfi B ve süreniz başladı. Baba. Kodlayalım. B-A-B-A. Baba olabilir mi? B-A-B-A. Şans. Vallahi şans. Bir de sakin sakin böyle yaptı. Şans. Vallahi şans. Evet, diğer masalar buradan alacağı mesajı almışlardır diye düşünüyorum. Yapmayın. Çok güzel. Hızınızı kesmiyorum. Efendim, İsmail ve Çiğdem için ikinci 4 harfli lingo kelimemiz gelsin. Bakalım bu kelimemizin ilk harfi neymiş? Buyursunlar. İlk harfimiz G ve süremiz başladı. Gemi. G-E-M-I. Gemi olabilir mi? G-E-M-I. En azından M kelimemizin içinde var ama nerede? Gibi olamaz. Yine de kodlayacağız. G-I-B-I. Gibi olabilir mi? G-I-B-I. Hiçbir yok. İyi yok. Gram. G-R-A-M. Gram. G-R-A-M. Bak ilkinde babaya yakalandıktan sonra alkışlar kendiliğinden geldi. Artık gramda bir... Çok korktum yani, ya. Ne yapacağız? Gökhan böyle yapma. Hanım ne yapacağız yani? Hayır, o M'yi hiçbir yere koyamadım. Ne yapsam acaba? Vallahi harika. Şahane başladık. Teşekkürler. Yani şunu isterdim. Yarışmamıza ısınıyor muyuz? Çok ne durumdayız diyecektim ama demiyorum. Efendim, İsmail ve Çiğdem bu turda biliyorsunuz her bir lingo kelimemizin ödülü 500 lira ve şimdiden kasalarında 1000 lirayı biriktirdiler. Gelsin mi üçüncü ve son sorumuz? Gelsin. Hızımızı almışken gelsin bakalım. Doğru vallahi, gelsin. İsmail ve Çiğdem için üçüncü lingo kelimemizi ekrana getirelim. Bakalım bu kelimemizin ilk harfi neymiş? Buyursunlar. O ve süremiz başladı. Ordu. O-R-D-U. Ordu. O-R-D-U. Güzel bir kelime. Okul. Çok şık. O-K-U-L. O-K-U-L. Okul olabilir mi? U'nun yerini bulduk en azından. Odun. Ben diyecektim. O... D, U, N, odun olamaz. Olsun deneyelim. O, D, U, N, odun olabilir mi? İki harfi yakaladık. Bu kelimemiz nedir? Oyun. O, Y, U, N. Bravo. Oyun olabilir mi? Sustum ben ya. O, Y, U, N. Aferin be. Yani şaşırttı beni. Bireysel anlamda sporcu olmasına rağmen ekip çalışmasında gördünüz. Zaten Gökhan oyunla beraber böyle yaptı. O gördüm onu yüzünde. Şimdi efendim bu turumuzun sonunda bildiğiniz gibi her turumuzun sonunda olacak. Sizler de birazdan deneyimleyeceksiniz. Bir puzzle oyunumuz var ve bununla da bonus böyle ödüller ufak ufak kasamızda biriktireceğiz finalde onları gerçeğe çevirmek için. İsterseniz hemen bir hatırlayalım. Tamam. Bu puzzle oyunumuzu nasıl oynuyorduk? Her etapımızın sonunda yarışmacılarımıza soracağımız bir puzzle kelimemiz olacak. İlk turda bu 9 harften oluşacak ve böyle bir ipucu sorumuz var. Bu oyunumuzun 1000 lirayla başlayan bir değeri var. Ama 10 saniyede biz size her an yeni harfler açacağız ve kazanacağınız o 1000 liralar
yeni çıkan harflerle beraber azalmaya başlayacak. Yani ne olabilir? Abartısız. Abartısız. O zaman hazırsanız isterseniz puzzle kelimemiz gelsin. 1000 liradan başlayan bu kelimemiz 9 harften oluşuyor. Bakalım ipucu sorusu neymiş? İpucu sorumuz şöyledir. Bilinip unutularak bir şeyi akla getirmek. Süremiz başladı. Çiğdem. Önce kelimeyi mi? Buyurun. Anımsamak. Alayım. Anımsamak olabilir mi? Ve doğru cevap. Anımsatmak mı dedim acaba? Orada bir harf eksik mi acaba dedim. Ben İsmail'in evdeki durumunu çok iyi anladım. Yani butona basıp ama süreyi bakın, durduruyor. Ben üstüne diyor ki. Sessiz sessiz anımsamak dedim, hiç kimse duymadı. Hayır, bir onu. De üstüne diyor ki. Bir dakika ya, biz bunu biraz düşünelim. Ama şey, ben fikrimi söyleyeceğim zaman orada bana bir bakışı var. Yani ben şöyle bir baktım, dedim ki ben söylemiyorum. Şöyle bir şey oldu. Ben ağa çıkınca anımsamayı anladım ama anımsatmak mı, oradaki harfleri sayamadım o hızla yani. Korktum anımsatmak. Evet, İsmail'e hayatında kolaylıklar dilerken alkışlıyoruz. Çünkü bu sorunun neticesinde 900 lira daha kazanmaya, kasanıza koymaya kazandınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.